Da Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başladım. Tüm partilerin siyasi liderleriyle, 18 liderle bayramlaştım. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle bayramlaşabilen tek partidir. Bundan sonraki süreçte bugün sizin yapacağınız toplantılardaki çıktılar da önemli olmak üzere Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğim. Hem şu sorumlulukla, Türkiye ekonomisinin %80'ine yerel yönetim hizmeti veriyoruz. Türkiye çok büyük bir sıkıntının içinde ve bu süreçte yoksulluk var, işsizlik var. Bu süreçte ekonomik krizlerin sosyolojik, toplumsal krizlere dönüşme potansiyeli var. Ve o coğrafyada milletin yetki verdiği iki kişi var. Birisi genel yönetim yetkisini kullananlar, diğeri yerel yönetim yetkisini kullananlardır. Bu iki yapının çatışması, sürtüşmesi, kapışması millete kaybettirir. Yurt dışından bulunmuş hazır fonların Türkiye'ye hizmete sunulmaması, bir inadın kurbanı edilmesi milletimize kaybettirir. Millet böyle hataları affetmez. Biz kibre kapılırsak bize, kim kibre kapılırsa ona hesap sorar. Biz bir nezaket telefonu açtık. Şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz. Sizlerin masalarda çalışarak ortaklaştıracağınız taleplerden ajandamızda olması gereken önceliklileri, parti meclisimizin, MYK'mızın, parti grubumuzun bize toplam siyaset üzerinden yaptığı okumaları billurlaştırıp gündemimizi oluşturup ilerleme sağlayacağımızı, öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımızı, sonra bu toplumun yararına çok önemli işlerde birlikte mesafe alabileceğimize yürekten inanıyorum. Güçlü kaslarımız var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Şimdilik milletimiz yeni bir görev verene kadar, ama bu topraklardan çıktığımızda Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Sayın Aliyev'e de yazdım. Sosyalist Enternasyonel'de başkan yardımcısı seçildiğimde yaptığım konuşmada da söyledim. Avrupa'daki sol sosyal demokrat partilerin çatı örgütünün liderler toplantısında da anlattım. Alman Başbakanı Olaf Scholz'a da söyledim. Haftaya bizi resmi ziyaret programına alan Sayın Alman Cumhurbaşkanı'na da söyleyeceğim. Biz bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkinlikleriyle, siyasi akrabalıklarıyla, etki alanlarıyla, liyakatli kadrolarıyla bu ülkenin dış politikasına da, iç politikasına da, ekonomisine de yapabileceği katkıları açıklıkla paylaşmak, bu milletin yararına sunmak, o hizmeti yapmak ve görünür kılmak bizim yeni süreçte yeni siyasi hattımızın olmazsa olmazlarıdır. İl başkanlarımızdan ilçe başkanlarımıza kadar bir siyasi örgüt yönetiyoruz. Bu örgütün tabandan beslenmesi önemlidir. Vazife sizdedir. Ancak yukarıda belirlenen politikaların örgütümüze yayılması, seçmenimize anlatılması ve bu konuda rıza oluşturulması örgütün en önemli görevidir. Seçim bitti. 20 gün tadını çıkardık. Belli bir ölçüde dinlendik. Bundan sonra örgütümüz sürekli seçim motivasyonuyla çalışmak zorundadır. Yerel seçimlerin 20. gününde değiliz. Genel seçimlerin 20. günündeyiz. Ve her geçen gün iktidara yürüdüğümüzün bilinciyle, ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla davranmak durumundayız. Milletimiz birilerine sarı kart gösterirken bize biraz önce bahsettiğim krediyi tanımıştır. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bize 4 yıl boyunca sizi izleyeceğim ve kararımı vereceğim demiştir. Sayın Erdoğan her konuşmasında özenle 4 yıllık bir seçimsiz dönemin altını çizmektedir. Ben
her birinizin iki yanımda olduğunuz, il başkanlarımla, adaylarımla birlikte yaptığım tüm kampanyada bunun bir yerel seçim olduğunu, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partili'den de MHP'liden de o istedim. Bu teveccüh görüldü. Yeni yeni bütün araştırmalar birbirini destekliyor. Önemli bir miktar AKP-MHP seçmeninin evde durduğu, oya gitmediği ve protesto ettiği doğrudur. Ama çok önemli bir miktarda seçmenin Türkiye İttifakı'nın siz değerli adaylarına oy verdiği de ortadadır. Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak, bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacaktır. Sarı karttan anlamayıp ikinci sarı kartı arananlar var. Örneğin MHP, bizimkiler CHP'ye oy vermedi diyor. Niye? Bal gibi var bütün sonuçlar ortada. Çünkü bizim gibi bakmıyor. Biz diyoruz ki bize oy verilen oylar değerlidir, başımızın üstündedir, hak edeceğiz ve kalıcılaştırmak istiyoruz. Biz görüyoruz o oyu. Belki de emanettir. İhanet etmezsen burada kalır. Ama o daha ilk günden, geçen seçim kendisine oy vermiş seçmeni, sen CHP'lisin diyor. Sen oralı oldun artık diyor. Sen hainsin diyor. Hepimize diyordu ya. Sıra yıllardır oy aldığı seçmene geldi. İlk oy vermediğinde hain ilan ettiler. Bizden değildir diyor. Tayyip Erdoğan'ın da ilk başlarda mektubu doğru okuyup şimdi Martaval okuması tam olarak da buna işarettir. Biz gelene hoş geldin derken onlar gideni kendinden saymamakta ve görmezden gelmeye çalışmaktadırlar. Varsın öyle yapsınlar. Varsın milletin mesajını almasınlar. Millet mesajı almayanlara diyeceğini de bilir. Mesajı doğru okuyanlara, gereğini yapayanlara da diyeceğini bilir. Bir mesaj almama durumu da Antalya Kepez Belediye Başkanımıza yapılan haksız muameledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir tutarlılık içinde. Eğer insanların canlarına bir şey geldiyse, mallarına bir şey geldiyse, burada kamu görevlilerinin sorumluluğu varsa onların usulüne uygun soruşturmalarını, kovuşturulmalarını ve gerekirse cezalandırılmalarını hep savundum, aynı noktadayım. Ancak Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz, geçmişte görev yaptığı bir şirketten, o dönemde ilgili bakanlığın onay verdiği şirkete bakım onarımları yaptırmışken ve o dönemde hiçbir kaza olmamışken, denetimler yine bakanlıktan onaylı şirket tarafından yapılmışken, kendisi 2023'te bu görevinden ayrılmışken, sonrasında yeniden bakım ve yeniden denetimler yapılmışken, bugünlerde yapılan bir kazada sorumlu olarak tutulup kendisinin hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen Soma'dan İliç'e kadar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde binlerce, on binlerce iş cinayetinin ya da kazanın sorumlularından bir teki, bırakın tutuklanmak, kovuşturma aşamasına dahi izin verilmemişken, Soma'nın katilleri ödüllendirilmiş, Çorlu tren kazasının sorumluları önce görevden el çektirip yargılanmasına izin verilmeden Devlet Demiryolları'nın en başına getirilmişken, İliç'teki kamu görevlileri, İliç'in imzasını atan kişi, o günün bakanı İstanbul'u yönetsin diye İstanbul'a önerilmişken
Kepez Belediye Başkanımıza uygulanan tutuklama tedbiri hukuki değildir, vicdani değildir, ahlaki değildir, düpedüz siyasidir. Başkanın arkasındayız.